Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İspanyol açılışını ele alacağız. Kendi içerisinde oldukça güzel bir açılış aslında. Özellikle satranca yeni başlayanlar ya da daha önce açılış çalışmayıp orta seviyeye gelmiş oyuncular için sıklıkla tercih edilmesi gereken bana kalırsa en belli bir noktaya kadar oynanması gereken açılışlardan bir tanesi. Tabi şimdi İspanyol açılışı çok aslında geniş bir açılış, ee, içerisinde çok fazla devam yolu var ve her devam yolu oyunu farklı noktalara sürüklüyor. Hepsini tek bir e, noktada incelememiz, video içerisinde incelememiz mümkün değil ama el, elimizden geldiğince ana devam yolları başta olmak üzere İspanyol açılışının temel mantığı ve e, biz İspanyol açılışı oynarsak neler yapmamız gerekiyor? Eğer karşı taraf bize bu açılışı yaparsa bizim bu noktada nasıl tedbirler almamız, nasıl oynamamız gerektiğine ilişkin bir e, video olacak. En azından bu videoyu izlediğinizde İspanyol ile ilgili kafanızda ana hatlarıyla birçok noktanın oturacağını düşünüyorum. Umarım güzel, keyifli ve e, bir o kadar da öğretici bir açılış olur diyelim. Ve yavaştan isterseniz tahtamıza başlayalım. Elimden geldiğince bu arada arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Video içerisinde de e, hangi devam yollarına gittiğimizi hemen e, sağ üst köşeden takip edebileceksiniz. Onun da bilgisini vermiş olalım ve yavaştan geçelim. İspanyol açılışı arkadaşlar aslında beyazların yapmış olduğu bir açılış. Beyazlar eğer e, ilk hamleyi yaptığında tercih etmiş olduğu sisteme açılış deniyor. Siyahların ise buna karşılık yapmış olduğu e, hamleler, hamlelerin bütününe ilk hamleler bütününe de savunma diye geçiyor biz İspanyol açılışı dediğimiz için e, literatür, literatürde bu şekilde geçtiği için beyazlarla e, bunu oynamamız gerekiyor. Hızlıca arkadaşlar hamlelere geçelim isterseniz. E4 ve E5 ile başlıyor arkadaşlar. İspanyol açılışı aslında özünde açık bir açılış. Açık açılışlarda E4 ve E5 hamleleriyle başlayan açılışlar olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere E4 ve E5 ile birlikte merkez karelere aslında piyon getiriyoruz. Merkez kareleri de şöyle gri renkli olarak işaretlemiş olalım. Tahtanın tam ortasında yer alan kareler merkez kareler oluyor. İspanyol açılışı da aslında merkez kareler üzerinden ilerleyen bir açılış. Evet devam edelim hızlıca. E4, E5 ile birlikte aslında burada siyahlar görmüş olduğunuz gibi D4 karesine de Ufaktan bir baskı uyguluyor. Tabi burada beyazların aslında verebileceği çok fazla cevap var. Çok fazla alternatif yol var ama İspanyol açılışının temel, temel devam yoluyla ilerleyecek olursak At F3 devamında At C6 At F3 ile birlikte görmüş olduğunuz gibi zayıf olan merkeze gelmiş E5 karesine baskı uyguluyoruz. Siyahlar At C6 gelerek hemen E5'teki piyonunu koruma yönelik bir hamle yapıyor. Ve burada artık beyazlar olarak fil B5 hamlesini yaparak İspanyol açılışının temel e, hamlesini yapmış oluyoruz. Yani E4 E5 At 3 At 6 ve Fil B5 hamlesiyle birlikte burada İspanyol açılışına girmiş oluyoruz. Eğer filimizi C4 karesinden geliştirseydik İtalyan açılışı olacaktı. Fili B5'e geldiğimiz için İspanyol ile devam ediyoruz. Şimdi bu açılışın ilk olarak mantığına bakmak gerekiyor. E, hamleleri ezberlemek yerine mantığını kavramak çok da önemli. Bu hamleyle birlikte aslında bizler e, şunu hedefliyoruz beyazlar olarak B5'teki fili görmüş olduğunuz gibi bu çapraza yerleştirerek bu diyagonal'i kontrol altına almaya çalışıyoruz ve her zaman C6'daki siyahların atına baskı uyguluyoruz. Sistem aslında bunun üzerine kurulu. Ee, çok fazla devam yolu var dediğim gibi biz ana devam ile ilerleyeceğiz. Şimdi burada sıklıkla karşılaşılan iki devam yolu var. Siyahların ilerleyebileceği bunlardan bir tanesi 6 hamlesi. 6 hamlesi arkadaşlar Murphy savunması, Murphy defansı olarak geçiyor. 6 hamlesi de birlikte aslında burada siyahlar beyazlara bir soru soruyor. Bu fille ne yapacaksın? Yani bu şu demek, fili geriye mi kaçacaksın yoksa Fille atı alacak mısın? Yani fil alır C6 hamlesi mi yapacaksın? Yoksa farklı bir devam yoluna mı ilerleyeceksin? Burada aslında siyahların yapmış olduğu hamle A6 hamlesi. Filin nereye konumlanacağını ve oyun nereye gideceği açısından çok önemli bir hamle. Şimdi burada genellikle en popüler devam yollarından bir tanesinin bu arada A6 ile olduğunu söyleyebiliriz. Burada genellikle farklı devam yolları da var. Ben bunlardan bir tanesini kendi oyunlarımda gördüğüm siyahlarla özellikle oynadığım açılışlardan bir tanesini de göstermek istiyorum burada. Eğer burada beyazlar ben bu atı almayacağım ama bu diagonalden baskıyı sürdürmek istiyorum derse fil A4 hamlesini tercih edebilir. Fil A4 hamlesi başta biraz tuhaf gözükebilir ama devamında siyahların tempolu bir gelişimi oluyor. Nasıl oluyor diyecek olursanız hemen hızlı bir şekilde B5 sürüyoruz. B5 ile birlikte fili bir daha tehdit ediyoruz. Filin şu noktada kaçabileceği sadece B3 karesi var ve devamında siyahlarla at A5 oynayarak B3'teki fili değişmek istiyoruz. Şimdi bu sistemde şöyle bir durum var. İspanyol açılışı ve İtalyan açılışı gibi açılışlarda beyazların beyaz fili oldukça önemli arkadaşlar. Çünkü bu fil ileri dönük olarak hem zayıf olan F7 karesine baskı uyguluyor hem de eğer biz A6 oynamasaydık ana devam yolundan gitseydi olaylar görmüş olduğunuz gibi bu diyagon üzerinden sarıyla çizdiğim ok içerisindeki diagonal üzerinden baskı oluşturuyor. O yüzden bunu engelleyebilmemiz için bu beyaz fili tahtadan alabilme imkanımız varsa almaya gitmemiz gerekiyor. Burası çok kritik. Aslında bu devam yolu hem teorinin aslında dışında olan bir durum. Yani ana devam yollarından bir tanesi değil bu. Ama altı hamlesini hazır gösteriyorken kendi oyun stilimi de ben sizlere biraz daha tanıtmak istiyorum. Burada B5 oynayıp devamında file tempolu bir şekilde e, baskı uygulayıp sonrasında fil b3 ile birlikte e, ata a ile ata a5 sonrasında buradaki fili değişmeye zorlayabiliriz. Burada türlü türlü senaryolarla karşılaşabiliriz. Mesela fil f7 gibi bir ile karşılaşabiliriz ama alıştan sonra e, çok büyük sıkıntılarla karşılaşmıyoruz. Onu da bilgisini vereyim. Böyle kızarmış ciğer saldırısı gibi bir durumla karşılaşılmıyor. E, gönül rahatlığıyla oynanabilir diye düşünüyorum. Bu devam yolunda ben size ayrıca göstermek istedim. Peki bunun yanı sıra başka nasıl hamlelerimiz var? Eğer burada fil A4 oynanıldığında yani A6 ile birlikte devamında fil A4 oynanılırsa ki ana devam yolu teori de bu şekilde. Hemen devamında siyahlar at F6 hamlesini yapıyor ve at F6 ile birlikte aslında E4'te yer alan piyona baskı uyguluyor. Burada tabi f 6 oynanmadan önce 6 ile birlikte temel bir e, tuzak da var. Özellikle siyahların kullanabileceği. Ya bunu birçok açılışlar açılış videosunda görmüşsünüzdür, kitaplarda falan da çok geçer. O da şu. Hani hazır videoya girmişken madem onu da gösterelim istiyorum. Fil C6, DC6 almak çok önemli arkadaşlar. Çünkü BC6 ile birlikte aslında burada kötü bir konum oluşuyor. Neden? Çünkü bu filin hem gelişimini kısıtlamış oluruz hem de istediğimiz bir piyon düzenini elde edemiyoruz ama fil alır c6 sonrasında eğer, eğer beyazlar burada 6 ile birlikte atı değişmek isterse d alır c6 yapmak en mantıklı tercih olacaktır. Buradaki piyon yapısı biraz tuhaf gözükebilir ama d alır c6 ile birlikte belki merkeze piyon getirmekten de vazgeçiyoruz. Çünkü d piyonumuz direkt olarak c hattına doğru kayıyor ama devamında şöyle bir avantajımız var. Görmüş olduğunuz gibi vezirimizin önü açıldı ve filimizin önü açıldı. O yüzden taşlarımızın önünü açabilmek ve gelişime katkıda bulunabilmesi açısından B alır C6 yerine D alır C6 yapmak daha doğru bir tercih olacaktır. Eğer burada alış hamlesi yapmazsam e, beyazlar devamında en çok tercih edilen hamlelerden bir tanesi fil A4 hamlesi. Biraz önce gösterdiğim B5 ve devamında ata5 devam yolunu zaten söylemiştim. Ama bunun yanısına ana teoride bizim görmüş olduğumuz hamlelerden en sıklıkla karşılaştığımız durum at F6 hamlesi. At F6 hamlesiyle birlikte şu anda E4 karesinde merkezde yer alan beyaz piyona baskı uyguluyoruz. İspanyol açılışının temel mantığında aslında bu E4 piyonunu hemen korumaya gidilmez. neden gidilmez? Çünkü E hattının açılması yani E hattındaki bu piyonların Hemen onları da işaretleyelim. Bu piyonların ortadan kalkması aslında İspanyol açılışında beyazların biraz da işine gelen bir durum. Sebebi şu. Beyazlar ilk hamleyi yapan taraf olduğu için zaten hamle sayısı olarak bir üstünlüğe sahip. O yüzden siyahların burada alış hamlesine gitmesi devamında bu rok atmasını geciktireceği anlamına geldiği için E hattından bir baskı oluşturmaya çalışması gibi bir durum oluyor İspanyol açılışında. Şimdi dilerseniz bu söylediğimi tahta üzerinde de görelim. Burada görmüş olduğunuz gibi hemen beyazlar E4 karesini korumak yerine tempolu bir şekilde hem bir savunma hamlesi ancak dolaylı olarak da bir saldırının altyapısını oluşturacak olan rok hamlesini yapıyor. Neden bunu diyorum? Çünkü siyahlar burada yine bu ana teoride de devam ediyoruz bu arada. Yani ana devam yolundan e, ilerlediğimizde belirtmek istiyorum. Fil E7 hamlesi gelirse ki sıklıkla bu arada karşılaşmış olduğumuz bir hamle. Burada şöyle bir durum var. E, bu fili neden E7'den geliştiriyoruz? Ona da biraz değinmek istiyorum. Şimdi Normalde aslında fil boylu boyunca bu noktalara kadar üzerinde işaretlemiş olduğum diagonellere kadar gidiyor ama şimdi örnek verecek olursak fil B4 yaptığımızda fil B4 iyi bir hamle değil çünkü İspanyol açılışının özünde aslında beyazlar C3 sürüp devamında D4 ile birlikte merkeze saldırmak, merkeze ele geçirmek ister. Biz şimdi fil B4 geldiğimizde siyahlarla aslında beyazlar C3 sürerek görmüş olduğunuz gibi devamında D4 karesine etki altına alacak bir hamle de gerçekleştirmiş oluyor. Ve bunu yaparken aynı zamanda siyahların filin tehdit ediyor. O yüzden fil B4 hamlesi gibi bir hamle yerine Burada İspanyol açılışında en çok tercih edilen hamlelerden bir tanesi fileye yedi Çünkü file ile birlikte hem siyahların rok atabilme imkanını sağlamış oluyoruz. Hem de devamında olası bir fil g5 hamlesi ile birlikte ileriye dönük buradaki açmazdan da daha az e, etkilenecek duruma geldiğimizi de belirtmekte fayda var. Tabi şu anda fil g5 mümkün değil ama ileriye dönük olarak düşündüğümüz için her hamleyi Burada da bir tedbir almış oluyoruz aslında. Beyazların ise bu noktada en çok tercih etmiş olduğu hamle kale e1 hamlesi, e hattındaki kale gerçekten güçlü bir kale. Bu kale ileriye dönük olarak gerçekten oyun içerisinde çok fazla iş yapabilecek bir durumda. Zaten İspanyol açılışında önemli olan merkez kareler ve merkez mücadelesi olduğu için mümkün olduğunca ağır taşlarımızı da merkez karelere doğru kontrol edecek şekilde konumlandırıyoruz. Devamında burada siyahlar B5 hamlesi yapıyor ve B5 hamlesiyle ile birlikte hemen file tempolu bir şekilde baskı uyguluyor. Buradaki amaç da hem fil belki buradan B7'den geliştirebilir bu siyahlar hem de devamında bu diagonal üzerinden beyazların baskı yapmasını engellemek için yapılmış bir hamle. Burada tabi beyazların yapabileceği tek bir hamle var o da fil B3. Devamında siyahlar rok atıyor ve beyazlar için burada artık Merkez mücadelesinde ben de varım ve ben artık merkeze e, atak yapmak istiyorum diyebileceği bir hamle ile devam ediyor. O da C3 hamlesi. C3 hamlesi İspanyol açılışında en kritik hamlelerden bir tanesi. Çünkü C3 ile birlikte devamında D4 istiyoruz. Ve D4 ile birlikte de aslında merkeze piyon getirme gibi bir düşüncemiz var. Bu noktada siyahların gidebileceği birçok yol var ama ana devam yolu içerisinde temel sistemi içerisinde siyahların en çok tercih etmiş olduğu hamle D6 hamlesi. D6 ile birlikte hemen filimizin önünü açıyoruz. E, piyon yapısı olarak görmüş olduğunuz gibi siyahların biraz daha alan olarak e, daha böyle ileriye gidebileceği bir piyon yapısı olduğunu görüyoruz. E, onun da bilgisini vermiş olalım. Ve burada artık kritik noktaya geliyoruz. Çünkü burada aslında siyahların şu anda Esas hedefi esas istemiş olduğu şey fil G4 hamlesi. Fil G4 ile birlikte burada bir açmaz yaratıp burada G4 filini mümkün olduğunca efektif bir şekilde kullanıp baskı oluşturmak istiyor. Ve bunu engelleyebilmek için de beyazlar hızlı bir şekilde H3 hamlesi yapıyor. H3 ile birlikte görmüş olduğunuz gibi G4 karesini kontrol altına aldık ve burada aslında İspanyol açılışının temel devam yolunu da görmüş oluyoruz. Şimdi bu oklar ne anlama geliyor? Hemen onlara da bir bakalım. İlk olarak beyazlar açısından baktığımızda burayı kaldırabiliriz artık. Beyazlar açısından baktığımızda beyazlarda genellikle ana fikir D4 hamlesi yapıp D4 sonrasında da B1'de yer alan yer, yer alan atımızı manevralamak. Peki atı nasıl manevralayacağız? Aslında atımızın burada uzun bir yolculuğu var. Bu yolculuk nasıl? At D2 devamında at F1 ve at G3 hamle ile birlikte atımızı vezir kanadından şah kanadına doğru yönlendiriyoruz. Ve burada İspanyol açılışının en çok tercih edilen fikirlerinden bir tanesi de eğer bu tarz kapalı bir İspanyol açılışı olacaksa yani merkezdeki piyonlar değişilmediyse G3'e gelen atla birlikte devamında F5 karesine baskı uygulama üzerine bir fikir oluşuyor. Bazı durumlarda burada at F1'den sonra at G3 yerine at e 3 tercih ediliyor. Onun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi ben tekrardan geri alıp oklar çıksın diye göstermek istiyorum. Peki siyahlar ne yapacak bu durumda? Siyahların da gidebileceği birçok devam yolu var. Bunlardan bir tanesi at A5 devam yolu. At A5 ile birlikte devamında beyazlar için güçlü olabilecek bu beyaz fili alma düşüncesi var. Beyazlar da at A5 sonrasında fil C2 geliyor. Filini saklıyor değişmek istemiyor ve devamında D4 fikri beyazların hala devam etmiş oluyor. Burada Ata4 Ata5 sonrasında atın artık C hattından e, gidişiyle birlikte siyahlar da mümkün olduğunca D4 sürüşünü engellemek için ki onu da hatta gösterelim. Ata5 geldiğini düşünelim. Ata5 ile birlikte görmüş olduğunuz gibi B3'e B3'teki file bir baskı oluşuyor. Hemen fili C2'ye doğru saklıyoruz. Ve geldikten sonra da artık C5 sürüyoruz. C5 ile birlikte beyazların D4 sürüşünü mümkün olduğunca zorlaştırıyoruz. Eğer kapalı İspanyol oynayacaksak, merkezdeki taşlar, özellikle piyonlar değişilmeyecekse siyahların esas hedefi D4 karesini kontrol altına almak. Beyazların ise ana hedefi bu D4 karesi de piyonu getirmek üzerine oluyor. Onun da bilgisini vermekte fayda var. Burada farklı devam yollarını da görebiliyoruz. Eğer burada siyahlar ben biraz daha agresifleşeceğim diyorsa at D7 ve devamında F5 gibi sürüşleri de görebiliyoruz. Burada ama önemli olan nokta at D7 ve F5'i yapabilmemiz için B1'deki atın G3'e kadar gelmemesi gerekiyor. Biraz önce göstermiş olduğum at B1, at D2, at F1 ve at G3 manevrasını tamamlamadan at D7 ve siyahların at 7 hamlesini ve sonrasında da f5 hamlesini yapması gerekiyor. Tabi bu noktada pek mümkün olmuyor. Bu o kadar kolay değil. Görmüş olduğumuz gibi beyaz fil burada f7 karesindeki piyonu açmaza almış bir durumda. Onu da dediğim gibi bir ara hamle olan at a5 hamlesiyle birlikte zorluyoruz. O fili oradan gönderip f5 sürüşünü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Burada farklı devam yolları dediğim gibi çok fazla var ama ana devam yolumuz aslında ortalama bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Bu şu anda görmüş olduğumuz kapalı İspanyol arkadaşlar. Kapalı İspanyol açılışında bizim e, görmüş olduğumuz e, hamle tipleri ve devam yolları ana hatlarıyla bu şekilde. Şimdi tekrardan İspanyol açılışındaki ana pozisyonumuza ben e, geri dönmek istiyorum. En son burada beyazlar fil B5 hamlesi yapıyor. Biraz önce incelemiş olduğumuz amne A6 hamlesiydi. Murphy savunması ya da Murphy defansı olarak geçiyordu. Şimdi en popüler hamlelerden bir tanesi olan e, at F6 hamlesini inceleyelim. At F6 hamlesi de arkadaşlar Berlin defansı olarak, Berlin savunması olarak geçiyor. At F6 ile birlikte şöyle bir devam yoluna gidiyor aslında burada. <laughs> Siyahlar sen istersen C6'daki filmi C6'daki atımı alabilirsin. Ne yapıyorsan yap benim amacım gelişim ve senin şu anda görmüş olduğunuz gibi beyazların E4 karesindeki savunmasız piyonuna baskı oluşturacak bir devam yolu görüyoruz. Burada dediğim gibi İspanyol açısında biraz önce de değinmiştik. Bu tarz E4 piyonuna yapılan baskılarda beyazlar hemen at C3 gibi hamleler yapmıyor. Çünkü bizim ana fikrimiz neydi? İspanyol açısında c sürüp devamında merkeze D4 ile birlikte bir piyon getirmekte. O yüzden at C3 hamlesi çok fazla tercih edilen bu piyonu savunmak için çok fazla yapılan hamlelerden bir tanesi değil. Aslında biraz önce A6 ile birlikte Murphy devam yolunda gördüğümüz o devam yoluna benzer bir süreç işliyor burada da beyazlar adına. Nedir o? Beyazlar hemen tempolu bir şekilde rokunu atıyor. Dediğim gibi hem savunma hem de dolaylı olarak aslında bir saldırının altyapısını oluşturmuş oluyor. Çünkü devamında beyazların fikri kale E1 şeklinde. Eğer siyahlar burada ataları E4 hamlesine giderse Burada aslında iki farklı devam yolu karşımıza çıkıyor. Şimdi herkesin gözünde şöyle bir hamle var itibar olarak ki ben de aynı şekilde eskiden böyle oynuyordum. Hemen tempolu bir şekilde kale E1 geliyordum ama aslında süreçte şöyle bir durum var. Kale E1 evet güçlü bir hamle kötü bir hamle değil ama burada daha da iyi bir hamle var. Çünkü buradaki daha iyi hamle aslında D4 hamlesi. D4 ile birlikte artık burada baskı oluşturmaya doğru gidiyoruz. D4'ün amacı da nedir? D4'ün amacı şu. Biz D4 sürüp hemen bu E hattındaki piyondan kurtulmak istiyoruz. Yani bizim amacımız beyazlar olarak hemen şu sarıyla çizmiş olduğum E hattındaki taşları bu hat üzerinden kaldırmak. Neden bunu kaldırmak istiyorum? Çünkü bizim fikrimiz kale E1'di ya bu sefer kalenin etkinliği ve performansı daha da artacak. Çünkü E hattında artık herhangi bir taş kalmıyor. Direkt olarak eğer burada bu şekilde bir alış işlemi gelirse hemen kale E1 gelip burada artık daha kalemizin etkin olacağı bir pozisyona geçiş yapmış oluyoruz. Ve D4'teki piyondan da çok çekinmemize gerek yok. Bu piyonu her an alabiliriz. Onun da bilgisini vermekte fayda var. Evet D4 ile birlikte burada Temel devam yolları da var. Eğer siyahlar burada e alır d4 hamlesini tercih etmezse bu tarz bir at d6 hamlesi ile de karşılaşmamız mümkün. Ancak bu devam yolu çok böyle e, siyahların işine gelen ve uygulaması iyi duran bir devam yolu değil. Çünkü atı d6'ya gelerek aslında siyahlar d piyonunu merkeze gelmesi gereken bu piyonun önünü kapatmış oluyor. Bu da siyahlar için iyi bir haber değil. Burada beyazlar olarak biraz önce şundan bahsetmiştik. İspanyol açılışı ve İtalyan açılışı gibi açılışlarda beyaz filin öneminden bahsetmiştik. Ancak dediğimiz gibi satranç aslında bir ezber oyunu değil. Belki de bu hamle ezber oyunun olmadığı en iyi örneklerden bir tanesi olacaktır. Çünkü normal şartlarda bu fili bizim kaçmamız gerekirken tempoyu sürdürebilmek adına yani hamle üstünlüğünü sürdürebilmek adına fil alır c6 ve devamında da siyahlar için d alır c6 ile birlikte böyle bir devam yoluna gidiyoruz. Amaç burada tempoyu vermemek. Ve görmüş olduğunuz gibi e5 karesinde artık bedava piyonumuz var ve hemen d alır e5 ile birlikte böyle bir devam yolunda görmemiz mümkün. Buralarda çok fazla e, hamleler de gerçekleşebiliyor farklı hamleler. Ben yine biraz oynatmak istiyorum. Sizler videoyu durdurup tekrardan böyle geriye sarıp e, incelemeniz adına At F5 burada gördüğümüz hamlelerden bir tanesi. Burada da şöyle bir durum var. Beyazlar artık rokunu attı. Taşlarının önü açık. Gelişimi açık. Hemen hızlı bir şekilde vezir alır D8 ve şah alır D8'den sonra artık oyunu hemen böyle oyun sonuna sokma gibi bir düşünce içerisine girmemiz gerekiyor beyazlarda. Çünkü siyahlar şu anda rokunu bozmuş durumda. Vezir D8 ve şah D8 hamlelerinden sonra bir piyon yapısı olarak baktığımızda beyazların son derece düzgün bir piyon yapısının olduğundan da bahsedebiliriz. Bu tarz konumlar genellikle ustalar tarafından oynanıldığında eğer aksi bir durum olmadıkça genellikle değişim varyantı yani şu an görmüş olduğunuz gibi İspanyol açılışında burası aslında bir değişim varyantı çünkü merkezdeki piyonlar değişti. Bu piyonlar değiştiği takdirde arkadaşlar genellikle büyük ustalar tarafından oynanılan maçlarda beraberlik görmemiz daha mümkün. Çünkü e, çok fazla böyle sürpriz hamleler ya da teorinin dışına çıkılabilecek hamleler fazla gerçekleşmiyor ve konumda nispeten biraz daha simetriye yakın bir durumda. O yüzden bu tarz konumlar genellikle ustalar tarafından oynanıldığında beraberliğe daha yakın bir sonuç alındığında söylememiz mümkün. Burada şöyle bir durum var. Diyelim ki böyle bir pozisyona geldik ve burada niye amaçlamamız gerekiyor? Burada şunu amaçlamamız gerekiyor. Siyah e, beyazların ilk beyazlardan başlayalım. Beyazların hemen atını ve filini geliştirip daha sonrasında şah kanadındaki piyonları sürerek buradan bir baskı oluşturması gerekiyor. Yani beyazlar şah kanadından oynaması gerekiyor. Neden? Çünkü görmüş olduğunuz gibi sarıyla ile işaretli olan piyonlar şah kanadına bağlı olan piyonlar 4 tane siyahların ise 3 tane Burada piyon üstünlüğü olduğu için hemen burada beyazları bu şekilde şah kanadından oynaması gerekiyor. Peki siyahların ne yapması gerekiyor? Siyahların ise vezir kanadından oynaması gerekiyor. Çünkü vezir kanadında görmüş olduğunuz gibi piyon çokluğu var. Ancak bu piyonları yarıştıracak ve etkisi de bakacak olursak Burada beyazların ufak bir avantajının olduğuna söylememiz mümkün. Sebebi de görmüş olduğunuz gibi kırmızı ile işaretli olan duble piyon var burada ve bu duble piyonun ilerleyebilmesi için yani C'deki piyonun ilerleyebilmesi için önce C6 oynamamız gerekiyor. Bu da bir nevi bir hamle kaybı oluşturuyor, tempo kaybı oluşturuyor siyahlar için. O yüzden bu noktada beyazların çok ufak bir avantajının olduğunda söylememiz mümkün. Böyle de bir devam yolu var arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Evet. Biz hızlıca e, devam edelim. Peki başka neler var? Ben hemen şuradan ışığımı da tekrardan ayarlamak istiyorum. Evet. Burada fil 4 hamlesini aslında e, epey bir incelemiştik ama e, fil A4'te ben size şunu göstermiştim. Benim en çok oynamış olduğum B5 ve Ata 5 hamlelerini e, yanlış hatırlamıyorsam bu da çigorin devam yoluydu. Hemen bir kontrol etmek istiyorum. Hani bir şeyde yanlışlık olmaması adına. Videoda yanlışlık olmaması adına. Evet bu Murphy defansı devam yolu aslında. A6 oynadığımız için ama atı genelde A5'e geldiğimizde devamlı yanlış hatırlamıyorsam ben Chigorin devam yolu olduğunu hatırlıyorum. Ona yine ek ekstradan bakıp videodan sonra belki bir düzeltme de söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Ne yaptık? Fil B5 yaptık ve devamında A6 hamlesinin tekrardan gelindiğini düşünelim. Burada beyazlar A4 oynarsa eğer fil A4 hamlesi oynarsa siyahların en çok tercih etmiş olduğu devam yolu da at F6 devam yolu. At F6 ile birlikte yine E4 karesinde baskı oluşturuyoruz. Zaten ana fikirler hemen hemen aynı fark etmişsinizdir. Siyahlar bir şekilde E4 karesine atıyla baskı oluşturuyor. Beyazlarsa bunu korumak yerine devamında rok yoluna gidiyor. Burada file 7 görüyoruz. Yine aynı şekilde e 7'den sonra kale E1. Ve burada tempolu bir şekilde siyahlar B5 hamlesini geliyor. Bu fili buradan gönderebilmek adına ve tekrardan rok atıldıktan sonra C3 hamlesi geliyor. D6'dan sonra da H3 biraz önce görmüş olduğumuz devam yolunun benzer bir versiyonu olduğunu da söyleyebiliriz. Evet İspanyol açılışı genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Elimden geldiğince bir sonraki videoda piyon yapılarını, taşların nereye konulmasını ve ana fikirleri gibi diğer devam yollarıyla da diğer videolarla da seriyi sürdürmeyi düşünüyorum. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.